Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, ümidi günlerim, esenlikler, esen bolsun. Esen hu, imtiyazlı insanlar, yazdık bir kenara. Yüreğimdesiniz kardeşlerim. Dedi ki, doktoran tane bilmek, geçmişi, bugünü, geleceği bilmektir. Her şeyi sezinlemektir, bellekleri yerleştirmektir arkadaşlar. Kardeşlerim, devam ediyoruz. Değerli büyüklerimizi anlatmaya, değerli büyüklerimizi. Ben gerçekten bundan çok gurur duyuyorum arkadaşlar. Çok gurur duyuyorum bu insanları size hatırlattığım için. Çünkü çoğunu insanımız bilmiyor arkadaşlar. Unutuldu bu insanlar yani. Biz bu insanları her zaman yaşatacağız yani. Gönlümüzü yaşatacağız. Eserlerini bulacağız. Araştıracağız yapıtlarını. Ve çocuklarımıza gelecek nesile öğreteceğiz bunları. Dedi ki insanoğlu değerleri yaşar. Bunu her zaman söylerim arkadaşlar. Değerlerine sahibi çıkmayan toplum kaybolmaya mahkumdur. Kaybolmaya mahkumdur. Darmadağın eder adamım. Sıfır olursun arkadaşlar. Özünüzü mayanızı kaybedersiniz yani. Özünüzü mayanızı, değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bugün değerli bir büyüğümüzü anacağız ya. Değerli büyüğümüzü. Ben kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Ben kısa kısa geçerim. Siz de bakarsınız. Eserleri varsa bulursunuz. Evet. Samet Vurgun. Samet Vurgun. Samet Yusufoğlu Vekiloğlu. Arkadaşlar 21 Mart 1906'da doğmuştur. 1906'da doğmuştur. Gaza. 27 Mayıs 1956 Bakü'de ölmüştür. Ölmüştür. Bakü'de. Azerbaycan Sovyet Sosyalistler Cumhuriyeti'nin ve SSCB'nin önde gelen şairlerinden. Şairlerindir. Kazak bölgesindeki Salahlı köyünde doğdu. İlk öğrenimini doğduğu köyde tamamladı. 1918'de dönemin bilinen eğitimcilerinden Feridun Bey Göçerli tarafından Kazak'ta kurulan iyi bir okulda eğitimini sürdürdü. Bu dönemde Avrupa edebiyatının önde gelen yazarlarından öğrenme fırsatı buldu. Aynı zamanda Tevfik Fikret Namık Kemal de inceledi. Arkadaşlar Samet Vurgun tekrarlıyoruz. Samet Vurgun 27 Mayıs 1906'da Kazak'ta doğmuştur. 27 Mayıs 1956 Bakü'de ölmüştür. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ve SSCB'nin önde gelen şairlerinden. Kazak bölgesindeki Salahlı köyünde doğdu. İlk öğrenimini doğduğu köyde tamamladı. 1918'de dönemin bilinen eğitimcilerinden Feridun Bey Köçerli tarafından Kazak'ta kurulan iyi bir okulda eğitimini sürdürdü. Bu dönemde Avrupa edebiyatının önde gelen yazarlarından öğrenme fırsatı buldu. Aynı zamanda Tevfik Fikret Namık Kemal'i de inceledi. Yaklaşık 1922'de ilk şiirleri yayınlanmaya başladı. Ancak adını ilk duyurduğu şiiri Cavanlara hitap. Yani gençlere hitap. Cavanlara, gençlere hitap. 1925 yılında geniş çevrelere ulaştı. Sonraki yıllarda bölgedeki büyük birçok gazete ve dergide şiirleri yer aldı. Bu dönemde Vurgun adını kullanmaya başladı. 1929 yılında Moskova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Özellikle 1930 ve 40 yılları arasında edebiyat çevrelerinde tanınan biri haline geldi. Vakıf adlı eseri 1941 yılında Stalin adına verilen ödülü aldı. Yine aynı dönemde de Nizami Gencev'in Leyla ile Mecnun adlı eserini Azerice'ye çevirdi. Ölümünden kısa bir süre önce tarihte ilk kez Azerbaycan'ın halk şairi unvanı verildi. Bakü'de öldü ve orada gömüldü. Samet Vurgun. 1929 yılında Moskova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Özellikle 1930-1940 yılları arasında edebiyat çevresinde tanınan biri haline geldi. Vakıf adlı eseri 1941 yılında Stalin adına verilen ödülünü aldı. Yine aynı dönemde Nizami Gencev'in Leyla ile Mecnun adlı eserini Azerice'ye çevirdi.
Ölümünden kısa bir süre önce tarihte ilk kez Azerbaycan'ın halk şairi unvanı verildi. Bakü'de öldü ve orada gömüldü. Arkadaşlar eserleri. Vakıf, Ferhat ile Şirin, Hanlar, İnsan, Şairin Hayatı, İki Sevgi. Önemli şiirleri, Şairin Andı, Bade, Fonar, Şikasteye Mektup, Azerbaycan, Şair ne çabuk yaşlandın sen, Ana, Bahar ve Ben, Besteci Besti. Talistan, Mugan, Zencinin Arzuları, Zamanın Bayrakları, Aygün, Konsomol Poyamas. Arkadaşlar, değerli büyüğümüz Samet Vurgun. Dedim ya, çok eserleri vardır arkadaşlar. Bakınız. Bu değerli büyük şairimize insanımız bilsin. Samet Vurgun yüreğimizdir arkadaşlar. Azerbaycan'ın halk şairidir. Ve ilk unvanlanan kişidir. Unutturmayacağız. Değerli büyüklerimizi asla unutturmayacağız. Dedim ya. Hepsinin bir Türk diline. Bakın arkadaşlar. Türk dili çok önemli. Türk diline vermiş oldukları o muhteşem çalışmalar. Çalışmalar unutulmaz. Unutulmaz. Bir daha zaman arkadaşlar seviniz şiiri, edebiyatı seviniz arkadaşlar. O büyük şairlerimizi seviniz ya. Bunlar arkadaşlar hiçbir şey tamah etmeyen insanlar bunlar ya. Sırf bizlere bir şeyler bırakmak için, Türk Turan dünyamıza bir şeyler bırakmak için eserlerini bıraktılar gittiler ya arkadaşlar. Genç yaş görmüştür, 49 yaşında ölmüştür sanatçı. Yaşatacağız. Unutturmayacağız bunları. Hepsi yüreğimizdir. Değerli büyüklerimizin. Bugün de Samet Vurgun'u anladık. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Gelecek programda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aman diyorum. Eserlere sahip çıkın arkadaşlar. Bunların, bu büyük değerli insanlarımızın eserlerine sahip çıkın. Hoşça kalın.